Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bu videomuzda İslam'dan kopan Müslümanlar, İslam'dan başka din arayan Müslümanlar, bunları inceleyeceğiz. Önce İslam nedir ona bakacağız. Sonra da İslam'dan kopmak, İslam'dan ayrılmak nasıl bir şey olur buna bakacağız. Hemen ilgili ayetleri okuyalım. Sözü Kur'an-ı Kerim'e bırakalım. Kendi yorumlarımızı araya serpiştiririz tabii ki. Şimdi İslam nedir? Allah-u Teala'nın kainatı yönetmiş olduğu sistemin adı İslam'dır. Aslında yer Müslümandır, gök Müslümandır, denizler, ağaçlar, yıldızlar hepsi Allah'ın emrine teslim oldukları için hepsi Müslümandır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Araf suresi 54. ayet. Sizin Rabbiniz Allah'tır. Gökleri ve yeri 6 günde yaratmış, sonra yönetime geçmiştir. Arşa istiva etmiştir. O, gündüzü kendini sürekli kovalayan gece ile örter. Güneşi, ayı, yıldızları da emrine boyun eğdirilmiş olarak yaratmıştır. Boyun eğmiş olarak yaratmıştır. Bil ki yaratmak da emretmek de onun işidir. Varlıkların Rabbi olan Allah pek yücedir. Hac suresi 18. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Göklerde olan kimselerle yerde olan kimselerin Allah'a secde ettiklerini görmedin mi? Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve hayvanlar ile insanların birçoğu ona secde ederler. Birçoğu da azabı hak eder. Allah'ın değersiz kıldığını kimse değerli yapamaz. Allah tercih ettiği şeyi yapar. Hac suresi 18. ayet. Bu ayet-i kerimeler bize şunu gösteriyor. Göklerde ve yerdeki bütün varlıklar Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına boyun eğdikleri için onlar iradesi olmayan müminlerdir, Müslümanlardır. Bizim farkımız ne? Biz zorunlu olarak Allah'ın kuluyuz. Yani o bizi yarattı, bizi insan olarak yarattı, bizi hangi coğrafyada, hangi anne babadan, hangi ırktan, hangi dili konuşacak şekilde bize sormadan yarattığı için zorunlu olarak Allah'ın kuluyuz. Bu anlamda Allah'a kulluk etmeyen hiç kimse yoktur. Yani bir ateist bile işte hangi anne babadan doğacağına, hangi coğrafyadan doğacağına kendisi karar vermedi. Allah-u Teala onu istediği şekilde, istediği yerde yarattığı için o da zorunlu olarak Allah'ın kuludur. Gönüllü olarak Allah'a kulluk vardır. Bizi diğer varlıklardan işte bu ayırır. Mesela güneşin hacca gitmek gibi görevi yoktur ama bizim vardır. Güneşin oruç tutmak gibi görevi yoktur ama bizim vardır. Allah-u Teala güneş için belirlemiş olduğu prosedür neyse, ona vermiş olduğu vazife neyse o aksatmadan yerine getirir. İsyan etme, itiraz etme hakkı yoktur. Mesela ben bugün doğmuyorum, işte ayın ben bugün ışık vermiyorum, işte dağların ben buradan sıkıldım veya da şuraya gideyim deme lüksü yoktur. Allah-u Teala kendilerini hangi maksatla yaratmış, hangi işle kendilerini buyurmuşsa onu yapmakla mükelleftirler. Biz gönüllü kulluk ettiğimiz için onlardan ayrılıyoruz. Bu da bizim imtihanımızdır. Şimdi burada diğer ayetlere geçelim. Yine şimdi konular iç içe olduğu için İster istemez bir diğerine atıf yapıp gitmek zorundayız. İslam Allah'ın son dini değil, ilk ve tek dinidir. Allah-u Teala İslam'dan başka bir din indirmemiştir. Yeryüzünde iki din vardır, İslam ve diğerleri. Diğerleri hangi devirde, hangi coğrafyaya, hangi nebi gelmişse onun anlattığı İslam'ın bozulmuş halidir. Yani İslam'ın Hz. İsa elindeki hali bozulursa, Hristiyanlığa dönüşür, Hristiyanlarca bozulursa tabii, Yahudilik olarak Musa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği İslam bozulursa Yahudilik olarak ortaya çıkar. Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu, daha doğrusu tebliğ etmiş olduğu İslam dini de işte bozulmaya uğrarsa dinin aslı bozulmaya uğramaz, dinin anlaşılması bozulmaya uğrar. Hani zihinlerdeki İslam bozulmaya uğrar, Kur'an-ı Kerim'deki değil. Ortaya da farklı farklı mezheplerden, farklı farklı kültürlerden, inanışlardan milyonlarca din, mezhep, şu bu çıkar. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu tek din İslam dinidir. İslam'ın tanımında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisi yapmış, kimseye bırakmamıştır. İlgili ayetleri okuyalım. Allah'ın dininden başka din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa gönüllü veya zorunlu olarak onun dinine, fıtratına teslim olmuştur. Onun huzuruna çıkarılacaklardır. Sen şöyle de, biz Allah'a inanıp güvendik. Bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana, nebilere, Rablere tarafından verilenlerin hepsine inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Buraya bir not sıkıştıralım. Gördüğünüz gibi Allah-u Teala bütün nebilerine kitap verdiğinden bahsediyor. Dolayısıyla dört kitap ve diğer nebilere suf diye bir ayrım yoktur. Kur'an-ı Kerim'de her nebiye sayfa verilmiştir. Birini diğerinden ayırt etmeyiz derken, şuna kitap verildi, buna kitap verildi diye bir ayrım da yapamayız arkadaşlar. Parantezi kapatalım. Biz ona teslim olmuş kimseleriz. Gördüğünüz gibi bütün nebiler aynı zamanda Müslümandırlar. İslam dinini tebliğ etmişlerdir. İslam Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu son din değildir. Allah-u Teala'nın daha önceden göndermiş olduğu başka dinler yok ki İslam dininin son din olsun. Muhammed Aleyhisselam bu dinin son nebisidir. Ama ondan önce de bu dinin nebileri gelmiş geçmiştir. İsa Aleyhisselam İslam'ın nebisidir.
Musa Aleyhisselam da öyledir. Ve daha önce gelmiş, geçmiş, yaşamış, hangi coğrafyalarda olduğunu bilmediğimiz, adlarını bilmediğimiz, kim bilir nice nice nebiler de yine İslam dinini tebliğ etmişlerdir. Allah-u Teala şöyle devam ediyor. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bu kendisinden kabul edilmeyecektir. Değerli kardeşlerim, İslam'a hiç girmeyen bir adam, evet onu da kapsıyor bu ayet ama İslam'dan hiç haberi olmayan bir insanı kapsamıyor. Bilmiyor ki İslam başka bir din arasın. Bu ayetin birinci dereceden muhatabı biz Müslümanlarız. Bunu ayetlerin devamından anlıyoruz. Bakın ne diyor. O kaybedenlerden olur. Kim İslam'dan başka bir din ararsa o kaybedenlerden olur. Ali İmran suresinin 183 ve 186. ayetlerini dikkatlice okursanız kendilerine Resul geldikten sonra, hakikat ortaya çıktıktan sonra onu görmezlikten gelen kafirlik edenden daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez diyerek aslında davetin kendisine ulaştığı kimseleri uyarıyor. Yani biz Müslümanları uyarıyor. Diyor ki İslam'dan başka bir din aramayın. Birinci muhatap biziz bu tehdidin. Sonra ilgili başka ayetlere geçelim. Müslümanın Müslümandan başka adı yoktur. Bakınız Allah ne buyuruyor? Allah size daha önce Müslüman adını verdi. Bu kitapta da o adı verdi ki elçimiz size örnek olsun, siz de insanlara örnek olun. Aziz kardeşlerim, biz doğduğumuzda Alevi, Sünni, Şii, Şafii, Nakşibendi, Nurcu, Süleymancı, efendim Menzilci, şu bunların hiçbirisi bizde yoktu. Büyüdük, birileri bize bu ismi taktı. Annemiz, babamız, etrafındaki insanlar, kültürler, şunlar bunlar. Sonra bu isimler için kavga etmeye, birbirimizi haksız yere itham etmeye, kendimizi övmeye başladık. Halbuki bu isimleri Allah bize takmadı ki. Resulullah ne mezhebi vardı ne tarikatı vardı. O sadece Müslümandı. Biz Müslümanlar da sadece İslam şemsiyesi altında, sadece Müslüman ismi altında bir araya gelip tek bir millet oluşturmalıyız. Tek bir ümmet oluşturmalıyız. Çünkü farklı farklı isimler, farklı farklı kutsallar, farklı farklı kutsal kitaplar, farklı farklı kutsal liderler, farklı farklı dini merkezler, farklı farklı din anlayışları ortaya çıkarıyor. Bunu kırmanın tek yolu da tek bir isim altında bir araya gelmektir. Yani tek ilah, tek kitap, tek isim. Bizim ismimiz Müslümandır. Bizim Müslümandan başka ismimiz yok. Gerek de yoktur. Değerli kardeşlerim, sizi ahirette kurtaracak olan Müslüman olmanız, tarikatınız, meşrebiniz değildir. Eğer körü körüne tarikatınızı, meşrebinizi, mezhebinizi, cemaatinizi, hizbinizi, vakıfınızı savunursanız bu sefer onların yapmış olduğu yanlışlardan ahirette mükellef olursunuz. Dolayısıyla Müslümanlık size yetsin. Bizim Müslüman olmamız bize yeterlidir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bakın ne diyor? Size Müslüman ismini verdi. Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu ismi beğenmeyeceğiz de kendimize yeni isimler mi bulacağız? Bu çok korkunç bir durumdur. Yani çok korkunç bir tehlike içerisinde barındırır. Düşünseniz yani Allah'ın ismi verdiği ismi beğenmiyoruz, kendimize başka bir isim buluyoruz. Kendine başka isim arayanlar aynı zamanda başka ilah da aramış olurlar. Allah-u Teala'nın sınırlarını çizmiş olduğu, belirtmiş olduğu Müslüman tipine uymayıp da kendi kafasına göre başka isimler, başka kitaplar, başka liderler etrafında bir araya gelenler şimdi olmasa bile bir müddet sonra şirkin kucağına düşmek durumdadırlar. Değerli kardeşlerim, din nedir? Bir de bunu inceleyelim. Din yaşam tarzıdır. İnsanların hayatlarını kendisine göre düzenlemiş olduğu düzenin adına din denir. Kendinizi hangi ideolojiye, hangi yaşam görüşüne ait görüyorsanız siz o dindensiniz. Hayatınızı kimin emir ve yasaklarına göre, kimin istek ve arzularına göre tanzim ediyorsanız sizin dininiz odur. Hayatınızın merkezinde kimlerin emirleri, yasakları, uyarıları, ihtarları varsa, kimlerin kitaplarını kendinize esas alıyorsanız siz o dindensiniz. Allah'ın dininden olabilmeniz için Allah'ın kitabını dikkate alıp gereğini yerine getirmeniz gerekir. Ancak bu takdirde Allah'ın dininden olabilirsiniz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Firavun bırakın beni, Musa'yı öldüreyim. O da sahibini yardıma çağırsın. Çünkü sizin dininizi kendininkiyle değiştireceğinden veya kurulu düzenin bozulmasından korkuyorum dedi. Bakın ne diyor? Sizin dininizi değiştirecek bu Musa. Yani mevcut yaşamınızı değiştirecek. Biliyorsunuz İsrailoğullarının, Mısırlıların Firavun'un zulmü altında o zulüm de yapsa sonuçta onun bir diktası var. Onun bir sistemi ve rejimi var. Allah-u Teala onun sistemine onun dinidir diyor. Firavun dedi ki bu Musa'yı bırakın yok edelim, öldürelim. Bu adamı yok edelim gitsin. Çünkü bizim dinimizi değiştirecek bu adam diyor. Kendi yaşam düzeninde bizim dinimizdir diyor. Kur'an-ı Kerim'e göre hayat düzeni eşittir dindir. Bir başka ayette şöyle diyor. Yoksa kralın kanununa göre Yusuf kardeşini alıkoyamazdı. Burada kanun diye tercüme edilen kelime din kelimesidir. Burada biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam işte bir düzen tertipleyip kardeşinin yanında tutmak için bir şey yapıyor. Kanuni bir şey yapıyor. Orada yaptığı nedir? Kardeşini yanında tutmak için ona hırsızmış gibi süsü veriyor. Tak onu yanında tutuyor. Halbuki söyleyeceği ona doğrular var. O zamanın şartları içerisinde bunu yapıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki
Eğer diyor kralın dinine göre diyor bunu yapamazdı. O zamanki indirilmiş olan şeriatın hükmü neyse gereği yapıldı. Ama burada bizim için önemli olan şu. Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu sisteme yine Allah'ın dini diyor. Yine Melik'in dini diyor. Demek ki yeryüzünde iki din vardır. İki sistem vardır. Bir, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına göre şekillenen hayat tarzı. Bu Allah'ın dinidir. İki, başka ideolojilerin, başka düşünürlerin, başka insanların, ister lider deyin, ister kahraman deyin, ister önder deyin, ne derseniz deyin, başkalarının emir ve yasaklarına göre tanzim edilen dindir ki bu da Allah'ın dini değildir. Sizin tercih ettiğiniz bir başka dindir. Mesela Kafirun suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor 6. ayette. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Sizin dininiz diyor. Kafirlerin tamamına sizin dininiz diyoruz. Farklı farklı görünseler de, farklı farklı inanışlara sahip olsalar da aslında küfür tek millettir. Şirk tek millettir. İslam başkadır, kafirler başkadır. Allah'ın indirdiğini kabul etmeyenler Allah'ın dininden değildir. Allah-u Teala Nisa suresinde 60 ve 61. ayetinde şöyle buyuruyor. Hem sana indirilene hem de senden önce indirilene inandıklarını iddia eden kişileri görmedin mi? Kendilerini tağutun, yani Allah'a karşı azgınlık yapan tiplerin, Allah'ın indirdiği hükümlerden rahatsız olan, onları istemeyen, onların yaşanmasına müsaade etmeyen tiplerin tanımamaları emredildiği halde, tağutu reddetmeleri emredildiği halde hakemlik etsin diye tağuta gitmek isterler. Yani Allah'ın hükümlerini bırakıyor, Allah'ın dinini istemeyen insanların hükümleriyle hemhal olup yaşamak istiyor. Şeytan ise bunları derin bir sapıklığa düşürmek ister. Onlara Allah'ın indirdiğine Resul'e gelin denildiği zaman o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsünüz. Bakınız Nisa suresinin 60 ve 61. ayeti sana indirilene inananlar diye başladı, münafıklar diye bitirdi. Dolayısıyla bir insanın Kur'an-ı Kerim'e inanıyor olması, daha önceki kutsal kitaplara inanıyor olması elbette ki bu önemlidir, iman şartıdır ama İslam dinin içerisinde kalmak istiyorsa bu kitapların gereğini yerine getirmesi gerekir. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum ama Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini istemiyorum. Eşittir sen Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsun. Bunun tam açıklaması budur. Bir başka ayet-i kerime şöyle. Hayır, Rabbine yemin olsun bunlar aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp verdiğin kararlardan dolayı içlerinde en küçük bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle inanıp güvenmişlerse, teslim olmazlarsa inanıp güvenmiş olmazlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e borç hukukunu indirmiş, miras hukuku indirmiş, ceza hukuku indirmiş, komşularımızla ilişkimiz, kendimizle ilişkimiz, doğayla ilişkimiz, bütün bunların tamamına biz İslam dini diyoruz. Allah'ın vermiş olduğu herhangi bir hükümden rahatsız olmak İslam dininden çıkmak için yeterlidir. Bu yüzden Allah buyuruyor ki kitaba inanmanız yeterli değil. Gereğini de yapmalısınız. Eğer kitabın herhangi bir kısmından rahatsız olursanız o zaman İslam dininin dışında kalırsınız. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kimileri Allah'a ve elçisine boyun eğdik derler. Sonra bunun arkasından onlardan bir takımı yüz çevirir. Şimdi inandık deme noktasında münafıklarla Müslümanlar aynıdır. Peki bizi onlardan ayıran ne? Bakalım neymiş. Onlar mümin değillerdir. Neden? Aralarında hüküm versin diye Allah'a ve elçisine çağrıldıklarında bakarsın ki onlardan bir takım bundan yüz çevirmiş. Ya bu devirde öyle olur mu? Böyle şey olur mu? Çeşitli bahanelerle Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin gündemden çıkmasını, kalkmasını istiyor. İşte bu insanlar Allah'ın dininden değillerdir arkadaşlar. Allah'ın indirdiği hükümleri kabul etmeyenler İslam'dan başka din arıyorlar. İslam'dan başka hayat düzeni arıyorlar. Bu da Allah'ın kabul etmediği bir şeydir. Kim İslam'dan başka bir din ararsa derken, kim Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına göre şekillenen, Allah'ın indirdiği hükümlerle şekillenen bir hayatı terk ederse, işte o İslam'dan başka bir din aramıştır ve bu kabul edilmeyecektir diyor Allah-u Teala. Bu uyarı çok kesin ve açıktır. Hemen yüz çevirirler. Ama hak ettiklerinden yana olursa koşa koşa gelirler. İşte münafık ikiyüzlülüğü. Yani kâr edecekse Müslüman gibi görünür, zarar edecekse o zaman değilim der. Kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve elçisinin kendilerine adaletsiz davranacağından mı korkuyorlar? Bu münafık korkusudur. Gelin Allah'ın indirdikleriyle hükmolunsun, ona göre yaşayalım denildiği halde bazı insanlar Allah'ın indirdiği hükümlerden rahatsız olup yaşamıyorlarsa bunlar Allah'a iftira atan münafıklardır. Allah Teala size haksızlık mı yapacak ki Kur'an hükümlerine rahatsız oluyorsunuz? Allah bunu soruyor burada. Nur suresi 47 ve 51. ayetlerdi. Devam edelim. Başka bir din aramak nasıl oluyor? İslam'dan başka bir din aramak nasıl oluyor? O diridir. Ondan başka ilah yoktur. Dine bir şey katmadan ona yalvarın. Her şeyi güzel yapan yalnız Allah'tır. O tüm varlıkların sahibidir. De ki Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kul olmam bana yasaklandı. Bu yasak Rabbimden bana açık ayetler geldiği vakit kondu. Ben varlıkların sahibine teslim olmama emri aldım. Demek ki Allah ile birlikte bir başkalarının da kurtarıcı olabileceğini düşünüp onlara yalvarmak, melot olmak, bu türbelerden
istimdatta bulunmak. Bu da İslam dininden çıkmak, İslam'dan başka bir din aramaktır. Zaten koruyup kollayıcı, kurtarıcı, sığınağımız, tek dostumuz Allah'tır. Siz bu özelliği gidip başkasına verdiğiniz zaman doğal olarak Allah'tan başka Tanrı arayan eşittir, Allah'tan başka din arıyor demektir. Allah'ın indirdiği hükümlerden, Allah'ın kendisinden rahatsız mısın? Allah'ın seni kurtaramayacağını falan mı düşünüyorsun ki ölmüş gitmiş, kendine bile hayır dokunmayan insanlara yalvarıp medet umuyorsun? İşte bu seni İslam dininin dışına itiyor. Allah'tan başka Tanrı arıyorsun, eşittir başka bir din arıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı budur değerli kardeşlerim. Kendimize dini kaynak uydurmak da aslında İslam'dan başka bir din aramaktır. Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Birbirlerine bağlanarak dinlerini bölenlerden olmayın. Her cemaat kendinden olmayanla, olanla övünüp durur. Rum Suresi 32. ayet, Mü'min 65-66. ayetler. Mü'min'in Suresi 52 ve 53. ayetler. İşte bu sizin katılacağınız toplumdur. Tek bir toplum. Ben de sizin Rabbiniz. Bakınız tek toplum, tek Rab. Benden çekinin, benden sakının diyor Allah-u Teala. Sonra kitaplar yazarak din işlerini aralarında parçaladılar. Her bir cemaat taraftarı kendinde olanla ölmektedir. Nur Suresinin 53. Mü'minun Suresinin 52 ve 53. ayetleri. Demek ki Kur'an'dan başka kaynaklar aramak aslında Allah'tan başka tanrılar ve dinler aramak anlamına geliyormuş. Bu da çok korkunç bir şeydir. Allah-u Teala buyuruyor ki, bugün dininizi olgunlaştırdım, nimetimi tamamladım, size din olarak İslam'ı uygun gördüm. Maide Suresi 3. ayet. Hüküm Allah'ın hükmüdür. O kendisiyle birlikte başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Doğrudur işte budur. Demek ki içerisinde Allah'tan başkasına kulluk edilen din anlayışları doğru din değildir. Allah-u Teala'nın kabul etmeyeceği bir şeydir. Kıyamet günü size bir faydası dokunmayacaktır. Müslümanca ölmenin, Müslümanca yaşamanın en temel şartı kendimizi diğer batıl ideolojilerden uzak tutmaktır. Yusuf Suresi 40. ayet. Sonunda Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bakınız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bu kabul edilmeyecektir. O ahirette kaybedenlerden olur. Resulünün hak olduğuna şahit olmuş. Her şeyi açıkça ortaya konan belgeler kendine gelmiş ve onlara inanıp güvenmiş. Sonra da kafir olmuş bir topluma Allah nasıl doğru yolu gösterir? Nasıl yoluna kabul eder? Allah bu yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez. Özetle şunları anlıyoruz değerli kardeşlerim. Allah'ın indirdiği hükümleri kabul etmeyen ve beğenmeyen İslam'dan başka din arıyor demektir. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki zina edenlere 100 değnek vurun. Kısas cezası uygulayın. Hırsızların ellerini kesin. Mirasta işte şöyle şöyle paylaşımlar yapın. İşte bir bakıyorsunuz borç hukukunuz şöyle şöyle olsun. İbadetleriniz şöyle şöyle olsun. Allah-u Teala'nın indirdiği hükümleri beğenmeyenler elbette ki kendilerine başka din bulacak, başka dini hükümler bulacaklar. Ya da din olmayan seküler hükümler bulacaklar. Son tahlilde Allah'ın hükümlerini reddedip yerine başkalarını koydukları için o başkalarını koyan kimselerin dininden olmuş olurlar. Şimdi biri size dese ki bundan sonra namaz kılarken Kabe'ye değil de Mısır piramitlerine dönün. Ne dersiniz? Ya öyle şey olur mu? O zaman başka bir din olmuyor mu? Tamam, Allah-u Teala aynı soruyu Kur'an-ı Kerim'in bütünü için soruyor. Nasıl ki namazda bile kıbleyi değiştirmek eğer her şeyi değiştiriyorsa sizin Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlerden razı olmamanız sizin dininizi değiştirecektir. Bu tehlikeye karşı uyanık olmalıyız. Allah ile birlikte bir başka ilaha yalvaran, daha doğrusu ilahlaştıran, türbelere tapınan, bunlar da Allah'ın dininden değillerdir. Allah'ın dininde ölüye tapmak diye bir şey yoktur. Allah'ın dininde hiç ölmeyen Allah'a kulluk etmek vardır ve sadece Allah'a kulluk etmek vardır. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bu sadece üzerinde çok durur. Sadece Allah'a kulluk. Allah bizim velimizdir, vekilimizdir, şefaatçimizdir, bize rızık veren O'dur. Bizi yediren, içiren, doyuran, yaratan, yaşatan, bir gün öldürüp mezarımızdan tekrar çıkartıp bize hesap soracak olan, bize emir ve yasaklarıyla hayatımızı düzenleyen, bize yardım eden, olağan dışı yollarla bizi kurtaran sadece ve sadece Allah'tır. Bunu Allah'tan başkasından beklemek, Allah'tan başka Tanrı aramak demektir. Allah'tan başka Tanrı aradığınız zaman ona uygun bir dinde uyduruyorsunuz zaten. Merak etmeyin. Hurafelerle yoğrulmuş, uydurma hadislerle yoğrulmuş, menkıbelerle yoğrulmuş, asla asla olmayan masallarla yoğrulmuş pek çok din var. Bunlardan uzak durun. Son olarak kimin düzenini yaşıyorsanız, kimin emir ve yasaklarına göre hareket ediyorsanız, kimin sizin üzerinizde etkisi olduğunu düşünüyorsanız ve ona itaat ediyorsanız, kimin emir ve yasaklarını sorgulaması size itaat ediyorsanız, siz İslam'dan başka din arıyorsunuz demektir. İslam'dan başka din aramamanın ya da İslam'da kalmanın en temel şartı, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın vaaz etmiş olduğu emirlere, yasaklara harfiyen sadık kalmak, herhangi birinden dahi vazgeçmemektir. Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara Suresinin 85. ayetinde, yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp diğer bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden kim böyle yaparsa bunların karşılığı ahirette de rezilliktir, dünyada da rezilliktir. Biz Müslümanlar da bu rezilliği sonuna kadar yaşıyoruz. İşte her yerde bir cinayet vakası ama kısas cezası uygulanmıyor.
ekonomiden şikayetçiyiz ama faiz gırla gidiyor. Piyangodur, şudur budur. Bir yıl kumar şu bu almış başını gidiyor. İşte bunların önüne geçmememiz bizim dünyamızı da ahiretimize mahvediyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala kendi dininden yaşamayı, kendi dininden olarak hayat sürmeyi ve sonra da bu şekilde bu dünyadan ayrılmayı hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.